Dostlar selamlar. Fenerbahçe günlükleri içeriğimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'de özellikle orta saha transferinde farklı isimler de çıkıyor. Kovacic mesela dışında yazdı. Çok heyecanlandırdı Fenerbahçe taraftarını. E belge ismi hem yurt içi hem yurt dışı basında göstereceğiz. Haberleştirilmeye devam ediyor. Dün Taliska haberleri vardı yine dış basın kaynaklı. Yani işin gelecekler tarafında da haberler var. Gidecekler tarafında da haberler var. Cengiz Ünder, Emre Mor haberleri basına düştü dün itibariyle. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Ama tabii ki ilk defa karşınıza çıktıysam beğenip abone olup Fenerbahçe yolculuğunda bana destek olabilirsiniz. Maç sonu programımız çıkış tüneli artık yeni adresinde olacak. Gegen Media YouTube kanalında artık Erdal White ile her maç sonu canlı yayınla beraber çıkış tünelini geri döndürdük. Takiplerseniz abone olursanız ben de memnun olurum. Orada Fenerbahçe maç sonlarında macera devam edecek. Geri kalan programlarda burada sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sene içinde iki farklı kanaldan yürüteceğiz yani anlayacağınız. E şimdi haber alar bekliyor. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hadi yeni içeriye geçelim. Taliska haberleriyle başlayacağım. Çünkü Taliska'nın ismi seçim öncesinde Fenerbahçe ile çok geçiyordu. Hatta bazı dedikodulara göre Fenerbahçe ile anlaştı. Ama Mourinho'nun seçim sonrası Taliska'yı vetoladığına dair de sosyal medya dedikoduları çıkmıştı. Aslında ismi geçmiyorken bir anda dün El Nasri'nin en büyük haber platformlarından biri olan... Yani 438 bin takipçisi var kanalın. Taliska'nın kulüpten ayrılmak için bazı teklifler aldığını ve Elayin gibi El Şabab gibi, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerle görüştüğünü, Türkiye'ye de geri dönmeye meyilli olduğunu, istekli olduğuna dair bir haber girdiler. Ya, Taliska eğer ayrılmak istiyorsa Türkiye'den talibi olması normal. Fenerbahçe, Beşiktaş isminin geçmesine şaşırdım. Çünkü Beşiktaş'ta e, Rafa Silva'yı aldı. Taraftarın gözünde Taliska'nın başka bir yeri olduğunu biliyorum Beşiktaş'ın ama ya böyle bir anne yaparlar mı emin değilim. Hekeza Fenerbahçe'de şu an 10 numaralı bir sistemde Şimanski varken Taliska hamlesi gelir mi, ondan emin değilim ama Elnasi tarafında özellikle ee, en büyük haber platformlarından birinde böyle bir haber çıkınca sizlerle paylaşmak istedim. Ya, Taliska özelinde Taliska'nın biliyorsunuz en önemli verdiği şey Türkiye'de oynamaktan ziyade para olacağı için ve diğer seçenekler Elayin ve Elşabab'ın Türk takımlarına göre daha yüksek paralar verebileceği için ben böyle bir ihtimali çok Yüksek bulmuyorum ama tabii ki dış basın kaynaklı El Nasri ile ait bir sayfaya dair çıkınca sizlerle de paylaşmak istedim. Ha Mourinho farklı bir taktikle sahaya çıkmak ister işte sahte forvet kullanır El Nasri'nin arkasında onu bilemem kafasından geçeni ama mevcut Fenerbahçe düzeninde şu an Taliskalı bir oyuna uygun bir yapının olmadığını da söylemek lazım. Evet gelelim günün flash haberine. The Sun gazetesi Mateo Kovac için Fenerbahçe ile görüştüğünü Mourinho'nun Fenerbahçe'nin yeni liderlerinden biri yapmak istediğine dair bir haber gelirdi Kovacic hakkında. Ya yani tabii konu Kovacic olunca Manchester City 11'inde düzenli oynayan bir adamı 30 yaşında yani çok daha yaşlı bir hale gelmeden almak istiyorsunuz. 25 milyon pound bedellerden bahsedilmiş haberde. Ve haberde aslında Fenerbahçe'nin 10 yıllık şampiyonluk hasretinde yeni yüzlere ihtiyacı olduğunu ve Mourinho'nun da Kovacic'i bu liderlik rolünde düşündüğüne dair de ufak bir parantez açılmış. Yani Hırvatistan milli takımında 104 kere forma giymiş. Kariyeri Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester City olan bir oyuncuyu ben burada tartışacak, kriterlerimi uyduracak değilim. Ya Fenerbahçe daha çok bir önlü libero aradığını biliyorum ama ya pazarda Kovacic varsa Kovacic'e de hayır demek benim haddime değil. Mourinho'nun kafasından geçen sistem eğer daha 8 numaralı bir sistemse ya Kovacic, Fred arkada İsmail Yüksek'le bir üçlü kurarım. Şimanski'yi de forma rekabetine sokarım 8 numara gibi kullanıp derse veya sağ kanada atarım orada rekabet. ...ikabete sokarım derse ben okuyayım... ...çünkü kovaçiş kovaçiştir yani... ...ve e, günün sonunda böyle isimler... ...hem fark yaratır hem takıma da... ...winner özelliği katar... ...bakış açısını değiştirir... Kovacic sadece kariyeri boyunca büyük takımlarda oynayan, başarı odaklı bir oyuncuydu. Ve 30 yaşında geldiği takdirde Fenerbahçe'ye katabilecekleri sadece sağ içine değil, sağ dışında da bir oyun görüşü yaratır diğer oyuncular bazında. Yani Fred'in buna nasıl katkı verdiğini gördük. Kovacic de aynı katkıyı, hatta daha üst düzey bir katkıyı Fenerbahçe'ye verme potansiyeli yüksek bir oyuncu. Yani artılarını, eksilerini tabii ki uzun uzadıya konuşuruz ama eksiler kısmında dilim varmaz. Öyle bir üst seviye oyuncu. Oyunun iki yönünde oynayabilen liderlik özelliğine sahip Guardiola'nın tercihlerinden biri. Tabii ki bu noktada gaza gelmeden önce düşünmem gereken şey oyuncunun nasıl Manchester City'den çıkacağı. Çünkü 2027'ye kadar kontratı var. Bildiğiniz gibi Branko daha bir senesi kalan oyuncuların takımlarını sıkıştırarak bonservis bedeli indiriyor. Yani Manchester City paraya ihtiyacı olan bir takım da değil bu arada. Yani Kovacici ikna ederek almanız çok zorlu bir süreci işaret ediyor. Mourinho faktörü tabii ki var ama adamın antrenörü de Guardiola yani. Oynadığı takım Manchester City. O yüzden hala çok heveslenmek istemiyorum bu işe. Üst düzey bir isim. ismi geçen orta sahalar arasında farklı yere konumlandıracağımız farklı seviye bir oyuncu. Ama yani heyecanlanıyor muyuz? Tabi bu haberleri özellikle İngiliz basında görünce heyecanlanıyoruz. Yerli basına biraz sıçrasın bakalım. Daha net konuşuruz zaten Kovacic hakkında. Gelelim Sander Berge meselesine. Yurt dışı ve yurt içi basında farklı farklı haberler çıkıyor. Mesela yurt içi basında Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu Yağız Sabuncuoğlu söyledi. Sercan Hamzoğlu bunun menajerlik önerisi olduğunu ve Galatasaray'a da önerildiğini, Fenerbahçe'nin henüz bir ilgisi olmadığını söyledi. Öte yandan dış basında Rudi Galetti, Tim Talk'ta Mourinho'nun öncelikleri sebebiyle Sander Berge Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri Galatasaray oyuncuyla ile iletişimde değil dedi. Relevo muhabiri Moretto Galatasaray oyuncuyla ilgilenmiyor Fenerbahçe'nin listesinde dedi. Ya Sander Berge'yi bir menajer önerisi de olsa Fenerbahçe'nin listesinin bir yerinde olduğuna dair hem yurt içi hem yurt dışı basında çeşitli haberler çıkınca tekrar gündem yapmak istedim. Yani orada Fenerbahçe'nin muhtemelen benim kendi durumları okumamdan şu ön plana çıkıyor. Farklı isimlere gidiyorlar. Sander Berge biraz daha ikinci, üçüncü tercih gibi. Çünkü küme düşmüş bir takımda oynuyor ve şu an onu da transfer yapacağı nereden baksanız kesin gibi. Ama Fenerbahçe bu noktada daha net bir alt numara mı arıyor? Yoksa Kovacic gibi oyunun iki yönünde oynayabilen bir oyuncu mu arıyor? Yani oyuncu tiplemesini öngörebilirsek aslında farklı profillere dair de elemeler yapabiliriz. Çünkü ismi geçen oyuncular çok farklı tipte oyuncular. Burada aslında aslında ilk basın toplantısında ben muhabir olsam bunu sorarım. Orta saat transferinden beklentiniz nedir deyip bir röntgen çekmesini beklerim. Ya yani isimden ziyade bize oyuncunun yapısını anlatırsa aslında biz de rahatlayacağız bu tercihler arasında. Ama yurt dışı basında böyle haberler çıkınca tabii ki burada da sizlere gösterip haberleştirmek istedim. Orta sahada özellikle merkez orta saha rolünde bence Avrupa'da tüm kulüplerde bir sirkülasyon olacak. O yüzden domino etkisinin başlangıcını neresi yapar bilmiyorum. Ya yani Guido için bile Barcelona Onayla anlaştı dediler. Hala boşta gözüküyor şu an. Yani e, Fenerbahçe için hangi oyuncu olur? Sürpriz bir isim havadan iner mi? ya Kovacic gibi bir isim de gelebilir mi? Hep beraber göreceğiz. Ama Berge şu an alternatiflerden iyi olanlarından biri. Tabii ki 6 numara arıyorsanız değil. Ama daha fizikli bir orta saha arıyorsanız evet. Dediğim gibi oyun yapısıyla alakalı bu. Fenerbahçe'ye ben daha fizikli bir 6'dan yanayım ama Kovacic gelirse onu başka seviyeye koyuyorum. Yani biraz daha sertlik katabilecek bir oyuncu benim tercihim olur. Ama bakalım yani isimler çıkmaya devam edecek. Amrabat çıkıyordu mesela kayboldu. Bir gözüm hala Sangare'de onu takip ediyorum. Hoyberg ayrıldı Marsilya'ya gidip adaya veda etti. Yani orta saha sürkülasyonu biraz daha sürecek gibi Fenerbahçe'de. Yine içeriğin son kısmını Fenerbahçe'de hangi oyunculara teklif geldi ve bunlar haberleştirildi buna ayırdım. Foto maç haberiyle başlayacağım. Doğru olmasını istediğim de bir haber. Kurniç'e Suudi Arabistan'dan teklif geldiği ve Fenerbahçe'nin Milan'a ödediği bonservis kadar bir bedel karşılığında Suudi Arabistan'a oyuncuyu gönderebileceğine dair bir haber çıkmış. Özellikle 14 yabancı hakkında Kurniç kalırsa ben şaşırırım. Yani Zayısı da yanında paket yapmamız gerekiyorsa net paket atalım Suudi Arabistan'a. Yani böyle bir şeyin olduğunu fotomaç yazmış. Güvenilirliğini size bırakıyorum. Emre Mur Eyüp Spor haberleri var. Bu haberler yerel basında birçok farklı kaynaktan çıktığı için muhtemelen doğru olma ihtimali daha yüksek ve Emre Mor'un da geçen sezon forma şansı bulamadığında İstanbul'da kalıp kara gümrükte oynadığını biliyoruz. Eyüp Spor'u da diğer Anadolu takımlarına tercih eder. Ya yani muhtemelen eğer ilgi varsa bu iş olur. Zaten Arda Turan'ın yoğun ilgisinden bahsedilmiş haberlerde. Ya ben böyle bir şey çok şaşırmam. Eyüp Spor, Emre Mor işini kafamda da oturtturdum gibi sanki oraya gider gibi. E hoca da düşünmüyor. Yola açık olsun diyeceğimiz isimlerden biri olur bence. Günün son haberi de NTV Spor'dan Ferdi Kadıoğlu hakkında geliyor. Brighton takımının, Premier League takımının 27 milyon euroluk reddedilen teklifinden sonra ikinci bir teklif yaptığını ve teklifi 33 milyon euroya çıkardığını Ferdi için haberleştirmiş NTV Spor. Ferdi Kadıoğlu için bu bedeller normal. Özellikle Avrupa Şampiyonası performansı Dan sonra özellikle dış basında da haberleri çıkmaya başladı. Diğer futbol severler de Türkiye Ligi'ni izlemeyen futbol severler de onun ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunun farkına vardılar. Ya, bu tekliflerin geldiğini zaten as başkanımız Acun Ilıcalı da söylemişti. Satmayı düşünmediklerini de eklemişti. Ferdi ben bu sene takımda tutacağımızı düşünüyorum. 33 inanılmaz bir bedel kabul ama olası bir Şampiyonlar Ligi'ne katılma halinde orada da performansın üstüne koyup farklı bir seviyeye gelebilir bu teklifler. Ve şampiyon olarak uğurlamak benim açımdan değerli olur. Yabancı hakkı da geçen seneki gibi tamam 14 kaldı ama elimizde yerli oyuncu ve lüks yerli oyuncunun olmasının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Ferdi çok daha iyilerini hak eden, çok daha yüksek bedelleri hak eden ve umarız takımda kalmasını beklediğimiz bir isim olarak kalsın diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup Fenerbahçe yolculuğunda bana destek olabilirsiniz. Gelecek bölüme kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Yorumlara yazın, yorumlarda cevaplıyorum. Gelecek bölümün konularını da oradan çıkartıyorum. Gegen medyayı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.